Hepinize merhaba arkadaşlar. Borsa analizime hoş geldiniz. Güne güzel başlayan borsada gün içerisinde iki kez devre kesici oldu. ve %7'lik bir sert kayıpla günü tamamlamak zorunda kaldık. Hatta günü tamamlayamadık. İki kez devre kesici girdi. Oysaki gün güzel başlamıştı. %1'in üzerinde kazanım vardı. 21 günlük hareketli ortalama olan direncin de üzerine çıkmıştık. Burası bizim için yükseliş trendinin yeniden başlayacağı seviyeydi. Sonrasında Cumhurbaşkanımızın ve yine Katar'da Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları oldu. çatışma bölgesiyle ilgili İsrail'e yönelik sert açıklamalardı. Ve bu yüzden böyle satıcılı bir seyir hakim oldu BOFO önderliğinde. Hani böyle aslında gün sonuna baktığımızda böyle çok yüklü bir satışta görmedik ama alıcı kademeleri de zayıf olduğu için böyle bir anlık sert bir düşüş yaşadık. %5 ile devre kestik daha sonra da %7 ile günü tamamladık. Yani bilanço döneminin bu şekilde jeopolitik risklerle kötü geçmesi tamamen şanssızlık diyelim. Kötü oldu. Şimdi şöyle bugün şunu yapalım. Endeks hakkında konuşalım. Para giriş çıkışlarını kontrol edelim. Bir de vadeli pastaya bakalım. Hisseler özeline girmeyelim. Çünkü şu anda endeksi kontrol etmemiz lazım. Yani hisseler endeks düşüşe devam ederse hiçbir hisse yeşil olamaz. Yani durum o derece kötü olabilir. O yüzden endeksi tahlil edelim. Zaten devre kesici iki defa devreye girdiği için çok fazla alıcı satıcıya da bakmanın da bir anlamı kalmaz arkadaşlar. Şöyle hemen biz düz ekranımıza bir dönelim. Günün en dibinden kapattık arkadaşlar. Bakın 7.424 en düşük günün en düşüğü 7424'te kapanış oldu. Geçtiğimiz hafta cuma günü en düşük 7.700 pardon 7.000 446 görmüştük. E, 7.510 ile kapatmıştık. Bu seviyenin de altına geldik. Ve bizi burada 100 günlük hareketli ortalama karşılayacak. 7.255 yarın için destek seviyemiz olacak. Bu 100 günlük hareketli ortalama e, önemliydi. Neden önemliydi? Çünkü bakın o yaşamış olduğumuz e, acı deprem faciasında 100 günlük hareketli ortalamadan yukarı dönmüştük. E, daha sonrasında e, şurada yanılmıyorsam neredeydi? Mesela yani bak şurada Ukrayna Rusya savaşı var. Bakın şu siyah hareketli ortalama. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla birlikte endeks taban olmuştu o gün. Yine 100 günlük hareketli ortalamaya temas edip yukarı hareket etmiştik ama şu anda hani orada Rusya ve Ukrayna savaşıyordu. Yine bizim bölgemizdeydi. Fakat biz bugünkü açıklamalarda gördüğümüz üzere direkt müdahil olabiliriz dedik. Mesela Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan ya büyük bir savaş ya da büyük bir barış e, olacaktır diyor. Yani hani keskin cümleler kullandı. E, yine Cumhurbaşkanımız da Hamas'la ilgili e, bazı keskin cümleler kullandı. E, ve sonrasında sert satış yedik. E, Mehmet Şimşek'in de açıklamaları vardı bugün ama onlar biraz havada kaldı. E, yarın da faiz kararı var. E, bilançolar geliyor ki güzel de geliyor. Bakın en son Tüpraş'ın bilançosu geldi. Net kar %36 beklenirken %50 geldi. Hem de geçtiğimiz ay 14,5 milyar TL'lik temettü dağıtmasına rağmen öz kaynaklarda herhangi bir eksilme yok. Duran varlıklar güzel. Yani bu bilançolar e, maalesef güme gidiyor diyebilirim yani. Hani bu jeopolitik riskler nedeniyle çok da keskin şeyler de söyleyemiyorum. Hadi bak analiz ediyoruz. İşte 21 günlük ortalamanın üzerinde günlük kapanış gelseydi yeniden yükseliş trendine girecektik. Buraya geldik ve sonrasında... E, açıklamalar nedeniyle sert bir düşüş yaşadık. yüzde %7 yani hani uzun süredir böyle devre kestiğini görmemiştik endeksin. Kötü bir gün oldu bizler için. Şöyle dolar bazlı da bakalım. Evet dolar bazlı da çok enteresan bir yerde durmuş. Bakın fibo seviyesi 0.50 264 dolar ve kapanışta tam 264.10 arkadaşlar. Hani 200 günlük hareketli ortalaması da 262 dolar. Yani buralar aslında e, yabancının e, gelecekse eğer alması için çok müsait yerler olduğunu düşünüyorum. Yarın da faiz kararı var. Enteresan bir gün olacak. E, yani hani bir yüksek faiz de gelirse hani borsaya bir de oradan bir e, kötü darbe gelebilir. Ama baktığımda da bak dolar bazlı da böyle 200 günlüğüne gelmiş ki bu 0.50 oran. Yani şuradaki e, haziran ayında başlayan o dolar bazlı rallide o yükselişin %50'sini almış ki ilk tepkiler buradan gelmesi beklenir. Normalde tam oraya da gelmiş. 200 günlük de zaten buraya çok yakın. Çok enteresan bir gün yaşayacağız yarın. İşte bu sert düşüşün bir tepkisi olacak mı? Faiz kararı vesaire derken e, tekrardan şöyle TL bazlıya dönelim. 100 günlük hareketli ortalama yarın takip edeceğimiz destek seviyesi olacak. 7255 arkadaşlar. E, dolar ya da zaten baktık. Orada da 262 dolar. 200 günlük hareketli ortalama. E, yukarı giderken yine 21 günlük hareketli ortalamayı takip edeceğiz. 7.977 e, direnç bölgemiz olacak. Şimdi jeopolitik riskler ve açıklamalar e, sertleşince e, böyle piyasadaki volatilite de sertleşiyor. E, bu çalışmanın ilk çıktığı günden bu yana hep e, çok korktum, tırstım. E, hatta böyle çok... E, genel geçer hocam sıkıntı değil bizim için diyenler daha çoğunluktaydı hatta o ilk günkü videoda. Yani çatışma cumartesi çıktı pazar günü ben hafta sonu analizi yapmıştım orada ee, ilk defa sizinle aynı fikirde değilim diye belirtmiştim. Ee, pazartesi günü oldu. Ee, sert serpi düşüş yaşadı borsa. Sonrasında pazartesi günü Bakanlar Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanımızın açıklamaları ılımlı olunca ne yaptılar? Salı günü %3 aldılar. Şimdi bu sermaye piyasalarını yönetenler, bu kişiler zaten arkadaşlar. Yani para baronları dediğimiz adamlar. Hani bunların böyle kuyruğuna bastığınız zaman bu şekilde sert hareketlere neden olabiliyorlar maalesef. Hayırlısı olsun diyelim. Tabii şu da var yani işte ya niye böyle bir açıklama yapıldı falan diyenler de var. Ama biz bilmiyoruz. Bakın bizim bildiğimiz sadece o medyadaki gördüklerimiz. Şimdi bakıyorsun Amerika son 2-3 yıldır Yunanistan'a büyük bir yığınak yaptı, askeri yığınak. Yani sanki böyle Türkiye ile ilgili de böyle bir planları varmış gibi bir çalışmalar var. Yani bilmiyoruz hani o devlet yöneticilerimizin bildiği şey biz emin olun bilmiyoruz yani. Biz sadece böyle o buzdağının görünen kısmına bakıyoruz. Hani niye böyle bir açıklama yapıldı falan diyenleriniz de olacaktır. Hani ben de diyorum bazen ya keşke piyasa kapandıktan sonra veya bir hafta sonu yapılsaydı falan diyorum ama e, bilemediğimiz durumlar olabilir arkadaşlar. Ben sadece e, şunu söyleyeyim ben bugünkü düşüşte de evet e, o konuşmayı gördükten sonra eyvah dedim. Zaten hemen e, o konuşmadan sonra böyle borsa bir e, kızarıp %2'lere gelince bakın %2'lerdeyken Hemen yapıştırdım değil mi topluluk kısmına? Hani neden düşüyoruz demeyin diye konuşma metnini yapıştırdım. Ona rağmen herhangi bir stop uygulamadım. Yani biliyordum aslında böyle sert geri çekileceğimizi ama şunu da unutmamak lazım. Son dakikalarda biz piyasalarımız kapandıktan sonra bir son dakika haberi geldi yabancı ajanslardan. Tabii bizim yerel medyada ben hiç görmedim onu. Yani İsrail bir süreliğine kara harekatını ertelediğini duyurdu. Sebep olarak da Amerika'dan 12 tane hava savunma sistemi gelecekmiş. İşte Katar'a, Suudi Arabistan'a falan Lübnan'a yerleştirilecekmiş bunlar Amerikan üstlerine. Hani böyle de bir haber geldi. O da çok enteresan oldu. Yani böyle jeopolitik risklerle ilgili çok ani ve hızlı gelişmeler olabilir. İşte bugün sert düşmüşüzdür. Yarın işte bir kara harekatı tamamıyla Er, hani şu an ertelendi diye haber geldi. İşte tamamen e, kaldırdık. harekatı düşünmüyoruz. İşte ne bileyim bir barış sağlanır. İşte Hamas elindeki esirleri teslim eder. E, çatışma ortamı biter. Aynı şekilde sert de yukarı alırlar. Çünkü bakın bir sürü bilanço geliyor. Güzel geliyorlar. E, ve onlar fiyatlanmamış oluyor. Az önce dediğim gibi yani Tüpraş devasa çok güzel bir bilanço açıkladı. Ve yazık olacak muhtemelen yarın. Merkez Bankası'nın da kararı olacak. Enteresan bir gün olacak arkadaşlar. Ve böyle günlerde analiz yapmak da gerçekten zor. Bakın teknikte ne güzel o 21 günün üzerinde çıkmıştık. Ama sonrasında sanki böyle savaşa girmişizcesine bir satış geldi. Yani hani burada bofaya falan da kızmamak lazım. Yani ben çok bofa sevici değilim ama hani o da şimdi bir risk gördüğü zaman satış yapmak zorunda kalıyor arkadaşlar biz yapmasak da onlar yapıyor. Onlar duygusuz, onlar robot. Tamam mı? Bunu hani bazen açıyoruz işte BOFA işte 3 milyar TL mal almış. Toplamda da 50 milyarlık işlem yapmış. O 50 milyarın hepsini böyle elleriyle mi yaptığını sanıyorsunuz? Hayır. Robotlar işte o satışlar derinleştikçe robotlar birbirini tetikliyor. Ve daha da yüklü satış giriyorlar. Daha da yüklü satış giriyorlar ve o boş kademelere veriyorlar. Boş kademelere o satışları verdikçe de endeks karşı tarafta alıcı olmadığı için daha sert düşüyor arkadaşlar. 7255 yarın takip edeceğimiz e, destek seviyesi olacak. E, maalesef ki hani bu jeopolitik riskler e, devam ediyor olmasaydı ben bugün 21 günlük hareketli ortalamanın üzerinde geçirdiğimiz bir gün olarak analiz yapacaktım bugün. Ama maalesef olmadı. Tekrardan 21 günlük hareketli ortalamamız 7977 ki o da 8000 puanın altına geldi fark ettiyseniz. 8033'tü bundan 2 gün önce. Burası da artık direnç seviyemiz olacak arkadaşlar. Ee, şöyle hemen bir para giriş çıkışlarını bir kontrol etmeden önce e, borsanın geneline bir bakalım. BIST 100 toplam işlem hacmi iki defa devre kesmesine rağmen 163,5 milyar TL ile günü kapattık. En iyi alıcıya baktığımızda diğeri görüyoruz 1.4 milyar TL. En iyi satıcıya baktığımızda da Bank of Amerika'yı görüyoruz. O da 1.4 milyar TL arkadaşlar genelde bu tarz aracı kurum dağılımı olduğunda zaten o gün endekste kötü kapatmış oluyor. Aslında sabah da ilk aracı kurum dağılımı paylaştığımda yine en iyi alıcı diğer en iyi satıcı e, bofaydı. Hani biraz da kokusunu alıyorlar arkadaşlar. Maalesef bu tarz durumların hani aslında sevmediğimiz yönü de o bu piyasanın. Hani bu tarz günlerde ben e, borsaya e, gerekirse devlet tarafından da destek verilmesini düşünüyorum. Çünkü çok fazla küçük yatırımcı sayısı arttı son günlerde bu halk arzlar nedeniyle. Ve bu yüzden e, böyle onların bir şekilde hani tamam yabancı yatırımcı çekmek istiyoruz da önce eldeki yerliyi de tutmak lazım. Hani borsaya küsüp giden bir kesim de olabilir. Hani miktarsal olarak çok büyük bir parasal gücü yok bu yeni girenlerin ama yine de Elden kaçırmamak en iyisidir diye düşünüyorum. Bakın bugün endeks %7 yapmasına rağmen tüm senetlere baktığımızda 216 milyon TL'lik bir para girişi olduğunu da görüyoruz aslında. Yani çok da kötü görünmüyor. Çünkü burada diğer de en iyi satıcılar arasında. Ak yatırım da fena değil. Bak 820 milyon TL'lik bir alım yapmış. Şöyle hemen... İlk 50 hissemize bir bakalım para girişinde. Ekran kontrolümüzü de yapalım. Evet. En iyi para girişine baktığımızda Odaş var. Yapı Kredi Bankası, Aselsan, Koç Holding, Petkim, Tüpraş, Astor, Smart Güneş Enerji, Arçelik, Doğaş, Akçansa, Coca-Cola, Bimaş, Anadolu Efe, Sahol, Akfen Yenilenebilir Enerji, Migros, Şekerbank, Koza Anadolu, Airbus CV Enerji, Katılım Evim, Elit, İpeke, Otokar, Vestel, diye gidiyor arkadaşlar bu şekilde şöyle 50'ye kadar getirelim. Evet para çıkışına baktığımızda da Ereğli, Oyak Çimento, Türk Traktör, Türk Hava Yolları, Sasa, Pegasus, Türksel, Kontrolmatik, İş Bankası C, İsmen, Alfa Solar Enerji, Borles Otomotiv, Yeni Halka Arzı bu da, Ülker, Garanti, Enka İnşaat, Biyan Yapı, Aygaz, Emlak Konut, İşdemir, Kayseri Şeker, Enerjisa, İz Enerji, Tekfen, Kale Seramik Ektaş diye gidiyor arkadaşlar. Fakat şunu da bir söyleyeyim. Bugün. Bugün için şunu söyleyeyim. O devre kesmelerde Matrix platformu epey bir dondu. Geri geldi falan. Hani buradaki bilgiler tam doğru mu değil mi? Onu da emin olun teyit edemedim. Hani yine de göstermek istedim. Mesela şöyle bir Astor'da para girişi var diyor. Şöyle bir aracı kurum dağılımına baktığımızda. Evet doğru bak bugün deniz yatırım 983 bin lot almış. Hatta şöyle hızlı hızlı tekniği geçelim de Türk Hava Yolları ile başlayalım. Evet, Türk Hava Yolları ilk 5 alıcı %55, ilk 5 satıcı %69. En çok işlem yapanlar diğer Madem ki açtık bir tanesini, diğerlerini de gösterelim. Koç Holding ilk 5 alıcı %85, ilk 5 satıcı %66. Bank of America almış 1.1 milyon lot para girişi olmuş. En iyi satıcı diğer. Çiçekçime bakalım. İlk 5 alıcı %72, ilk 5 satıcı %78 dengeli olmuş. Bank of America ve Yapı Kredi burada alıcıyken Ak Yatırım şey satıcıyken Ak Yatırım alıcı tarafında olmuş. Tüpraş'a geldik. Bilançosu bak çok iyi geldi. Tamam ben çok beğendim bilançoyu. İlk 5 alıcı %86, ilk 5 satıcı %64 para girişi olmuş. En iyi alıcı Yapı Kredi, en iyi satıcı diğer olmuş. Astor'u göstermiştik. Bir daha gösterelim. Deniz Yatırım maliyeti de 114. Hani 115'lerden satıyor diye kızıyorduk. Bak 1 lira altından almış. Hatta 30 kuruş altından. Deniz yatırım en iyi alıcı. ilk 5 alıcı %89. En iyi satıcı diğer para girişi olmuş. Tabi iki kere devre kestiğimiz için yani ne kadar sağlıklıdır bu tablolar. Onu da biraz düşünmek lazım. İlk 5 alıcı %91. Arçelik. ilk 5 satıcı %51. En iyi alıcı ak yatırım. 325 bin lot. En iyi satıcı diğer para girişi olmuş. Evet o zaman tablomuz doğru arkadaşlar. Endekse de para giriş olmuş enteresan şekilde. İlk 5 alıcı şok market %87. İlk 5 satıcı %78. Buna da para giriş olmuş. Bank of America en iyi alıcı. Diğer pardon deniz yatırım en iyi satıcı. 1 milyon lot satmış neredeyse. Deniz'in şoktaki ve Astor'daki hamleleri devam ediyor. Akçansa Aracı kurum dağılımına bakalım. İlk 5 alıcı %95, ilk 5 satıcı %65. Çok iyi bir para girişi olmuş. Çok iyi bir bilanço açıklamıştı. HSBC, BOFA, Yapı Kredi, Ak Yatırım almışlar. En iyi satıcı diğer. Akçansa da güzel geldik yaylaya. O da bilanço geldi. Beklenti dahilinde geldi. Çok da tat vermediği için. Yani beklentiye paralel geldiği için bugün bir para çıkışı olmuş. Halk yatırım resmen kusmuş. Yani %78 bugünkü satışların ve ilk 5 satıcı %95 bilançosu da öyle bir önceki ikinci çeyreğe göre çok iyi gelmediği için çıkma adaylarından bir tanesi listeden. Zaten aldığımız seri 17'lerde liste almıştık öyle 25 gördü sonra geri geldi. Aldığımız yere geri geldi yani. Deva'ya bakıyoruz. İlk 5 alıcı %79, ilk 5 satıcı %79. Dengeli bir aracı kurum dağılımı olmuş arkadaşlar. Bir de vadeli pastaya bakalım. Ve son sözlerimizi de söyleyelim. Evet 25 Ekim tarihinde vadeli pastaya baktığımızda aralığı da açacağım şimdi sizlere. İlk 10 alıcı %85, ilk 10 satıcı %96. Ee, en iyi alıcıya baktım şöyle bir yenileyelim. Evet en iyi alıcıya baktığımızda diğeri görüyoruz. Long açanlar 9000 lot. Ee, en iyi satıcıya baktığımızda da info yatırımı görüyoruz. Info yatırım Bofadan sonra da en iyi ikinci satıcıydı. Aynı zamanda en iyi shortçu olmuş. 13.500 lot short açmış. Bank of America, TEB Yatırım yine short tarafındalar. Ee, Aralık vadeye bir bakalım hemen şuradan. XU030 Aralık vade. Bunu da buraya ekliyorum. Ama niyeyse bir türlü kaydedemiyoruz. Ya da kaydetmeye basıyoruz. Evet aralık vadede iş yatırım short showu yapmış 11 bin lot short açmış alıcı tarafına baktığımızda tabi yine burada e, longlarını artırmaya devam ediyor arkadaşlar bak burada short açmış 3.000 bin lot burada 7.000 long açmış e, ama zararda 8.700 endeks kaçtı 8.300lerde e, şöyle bir gelelim. Pardon, şöyle çok ileri gittik sanırım. Evet, burada da TEP yatırım, Bofa, deniz yatırım, Aralık vadede long tarafındayken, iş yatırım, ak yatırım, short tarafındalar arkadaşlar. 99% 99'a 96 yeni yeni oluşmaya başlıyor oradaki pasta, burada Ekim vade artık yavaş yavaş gidiyor. Şöyle ona da bir bakalım son kümülatif pastasına. Kim ayız? Şöyle seçelim. Evet %98'e %96. Burada da zaten vadenin ömrü tükenecek. Evet. Bugün biraz böyle kısa bir video olsun arkadaşlar. Çünkü hisselerin tekniğine bakmaya gerek yok. Yani endeks yarın da düşmeye devam edecekse onlar da destekleri bir şekilde kıracaktır. Yani bugün hiç ayakta kalan hisse oldu mu? Olmadı. Ee, i̇nşallah bu jeopolitik riskler bir an önce masadan kalkar. Ee, hem piyasa adına hem de yani oradaki çatışmanın bitmesi, insanların hayatını kaybetmesi son bulur. Bununla ilgili bir barış görüşmesi illaki olacaktır ama şu anki söylemler, eylemlere baktığımızda çok da umutlu olmuyoruz. Yarın faiz kararı var. Anket çalışması birazdan başlatacağım. Hani her ne kadar böyle bir gün sonunda çok fazla aklımız orada olmasa da geleneği bozmayalım ve anket çalışmamızı Başlatalım. Sizler de oylamalarınızı yapın arkadaşlar. Ben borsadayım. Zaten ekranları kapattığımı da belirtmiştim. Hani düşeceğiz, çıkacağız. Belki yarın bir dediğim gibi bir barış görüşmesi olacak, bir şey olacak, olumlu bir gelişme olduğunda da bu %7'nin artı 7'sini göreceğiz. Ve o zaman da böyle şaşırmamamız gerekiyor arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyelim. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.